Efendim ekranların en temiz, en titiz yarışma programı. Bence bilirsen C'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda temiz bir Ahmet'imiz ve titiz bir Hasan Nadir'imiz var. Ahmet temiz sol tarafında bulunan ve Hasan Nadir kertiş sağ tarafında bulunan iki güzel kardeşimiz birbirleriyle kuzen. Birisi diğerinin halasının oğluyken, birisi öbürü diğerinin dayısının oğlu. Evet, buldum dayısının oğlu. Tabii öyle olunca böyle bir kuzenlik de var. Teyze oğulları arasında bir kuzenlik de var. Amca oğulları arasında da bir kuzenlik var. Dolayısıyla nereden kuzenliği açıklamak adına dayı oğlu ve hala oğlu bugün bizlere katıldılar. Soy ismi temiz olduğu için temiz bir arkadaşımız olduğunu düşünüyoruz. Kertiş olduğu için soy ismi ne olduğu hakkında fikrimiz yok. Kertiş'in ne anlama geldiği anlamda bir fikrimiz yok. Biz de titiz demeyi tercih ettik. Titiz misiniz? Titizimdir gayet. Normalde yani. Temiz, evet. Titiz mi? Titizdir. Siz soy isminiz gibi temiz misiniz? Aslında ben çok temiz değilim, biraz pasaklıyım. Genelde bu soy isimler terse mi olur? Herhalde. Ama çok zamanda tam böyle uyum halindedir soy isimle huylar, efendime söyleyeyim karakterler. Biz temiz olarak sizi lanse ettik, artık temiz olmasanız da bundan sonra bu mesuliyeti üzerinize taşımak zorunda olduğunuz için temiz olmak zorundasınız. Peki, Hasan Nadir Kertiş Beyefendi ve Ahmet Temiz Beyefendi bugün yarışmamızda bizlere misafir olarak katıldılar, geldiler yarışmacı olarak. Ne de iyi ettiler, keşke siz de katılsanız. Bence bilirsence diyanet.tv adresine tıpkı Hasan Nadir ve Ahmet gibi başvursanız da burada biz sizleri ağırlamakla şereflensek diyerek başlamak isteriz. Tekrar ekranlarınızın başına sizler hoş geldiniz. Ve Hasan Bey ile Ahmet Bey sizler de hoş geldiniz. Ve hemen sizi tanıyalım. Kertiş ne demek diye soralım. Hasan Nadir kim diye öğrenelim. Buyurun. Kertiş herhalde bildiğim kadarıyla Erzincan yöresinde kertenkele manasına geliyor. Ondan dolayı da kertiş koymuş olabilirler. Tam bir bilgim yok ama. Araştırmalar bunu gösteriyor. Araştırmalar, internette araştırdığım zaman bunlar yazıyor. İsmim Hasan Nadir, soyadım Kertiş. 7 Ağustos 1992 Ankara doğumluyum. Kırşehir Ahevran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu. Şu anda bir kurumda ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Kuzenime başarılar diliyorum. Çok güzel bir tanımlama, harika bir son. Sizi tanıyalım efendim. İsmim Ahmet, soy ismim Temiz. Ankara Güdürlüyüm. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Okulumu bitirmeye çalışıyorum inşallah. Kaçın sınıf? Uzattım bir yıl. İnşallah bu sene bitireceğiz. Bile isteye bir uzatma mı? Yok tabii ki isteyerek değil tabii ama. Öyle de deme yani, ailen değişiyor zaten sonra yani, olmasın. Yani. Pekala güzel. İddialı bir yarışma olduğunu tahmin ediyoruz, olacağını tahmin ediyoruz. Öyle olur mu? Mutlaka. Öyle abi. Olsun, öyle olsun. Pekala. Hemen bir soruyla başlayalım ve görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Aynen, evet. Haydi bismillah. İlk soru Hasan Nadir'in ve şöyle. İslam mimarisinde çok kubbeli camilere ne ad verilir? Işıkları görelim mi? Gerek var mı? Işıkları görelim. A. Gök Kubbe Camii. B. Ulu Camii. C. Selatin Camii. D. Sultan Camii. Bence bilir. Bana bilemez gibi geliyor ama. Öyle mi ya? Peki. Bir ile onun arasında dilediğiniz tercihi yapmakta özgürsünüz. Kendi hür ve özgür iradenizle. İki verelim. Bilemez'e iki mi ya? Kuzenimiz de. Hani alışma turları bunlar. Peki iki. Kuzenine kıyamayan bir kuzen. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. B olacağım ya. Siz ne derdiniz? Aslında iki şık arasında kaldım. Diğeri neydi? Diğeri de Gök Kubbe Camii. Siz ne derdiniz? Selahattin Camii derdim herhalde. Selahattin Camii derdiniz. Peki görelim doğru cevap neymiş? Tabii ki Ulu Camii. Doğru cevaptı. Tebrik ediyoruz, 2 puan. Sizi de tebrik ediyoruz. Çok iyi tercih yaptınız, 2 puanla. Gelsin muadil soru. Kubbe ve kemerleri taşıyan taş, tuğla veya sütundan yapılan kalın ayaklara ne ad verilir? Işıklar gelsin. A. Kubbe ayağı. B. Aslan ayağı. C. Yük ayağı. D. Fil ayağı.
Bence muadil soru olduğu için bilir bence de. Muadil mi sence? Yani deminki sorduğumuz soruya göre muadil sayıdır. Çok muadil değil gibi ama buraya oturmayı kim tercih etti? Buraya ben oturmayı tercih ettim. Biraz... Muadiller daha mı zor? Ya bana öyle geldi. Biraz internetten araştırma yaptım. İzledim videoları. Ya bazen ne var ya, buraya oturanlar diyor ki muadil daha iyi geliyor. En azından konuyla alakalı bir ön şey olmuş oluyor falan gibi. Siz orayı tercih ederken kuzeniniz ne yaptınız? Aslında oraya geçmeyi ben istiyordum ama kuzenim hani ben buraya geçeyim dediği zaman... Akan sular durur mu? Öyle yani. Siz ben oraya geçeceğim dediğinizde onun için öyle midir? Sanırım öyledir yani. Öyle, öyle bir istekte mi? Bulunmadım benim ama. Benim için de öyleydi. Mesela kendisi istekte bulunmuş olsaydı ben de izin yani verirdim. İlk isteyen önemli burada yani. Yani ilk isteği ben bulunduğum için herhalde ondan dolayı o da şey... Hayır diyemedi. Yani. Hayır diyemedi. Evet. Bakalım size nasıl yarayacak bu? Siz acaba bu durumdan nasıl etkileneceksiniz? Merak içindeyiz. Ne vereceğiz? 3 puan vermek istiyorum. Bilir mi? Yani bence bilir ya. 3 puan. Bence bilir. Peki. Alalım cevabı. Fil ayağı. Siz ne derdiniz? Ben de fil ayağı derdim yani. Bakalım doğru cevap neymiş? Büyüklüğünden dolayı ama. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir tercih. 3 puan artıyla siz de başlamış oldunuz. Her iki yarışmacımız da bugün pozitif başladı yarışmaya. Belki de 10'da 10, iki yarışmacının 10'da 10 yaptığı bir rekor yarışması olacak bu. Bilemiyoruz, göreceğiz. Yeni soru gelsin. Mekkeliler Müslümanlara karşı aldıkları boykot kararını nereye asarak ilan etmişlerdir? Işıkları görelim. A. Kabe duvarlarına. B. Kabe içindeki putlara. C. Mekke kapısına. D. Şehir çeşmesine. Bence bilir. Bence de bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 yok pardon. 3. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. A. Kabe duvarlarına. Siz ne derdiniz? Bence de. Bakalım doğru cevap neymiş? Tebrik ediyoruz. Güzel. Heyecanımız az daha yavaş yavaş azalıyor. Çünkü 10'da 10'a bir adım daha atıldı. Umarım muadille kuzeniniz de atar. Ki sorusu şöyle. Mekkelilerin Müslümanlara uyguladıkları ve büyük sıkıntı yaşattıkları boykot kaç yıl sürmüştür? Bir ilahiyatçıya gelen güzel bir soru. Bu, özellikle bu vurguyu yapmak istiyorum zaman zaman. Mahsur yok değil mi? Onu yapmasa mıydık hocam falan diyenler çıkıyor çünkü. Şıklar gelsin. Ama şimdi konu fenle ilgili bir konu olursa aynı şeyi onun için de söyleyeceğim. A 1 yıl, B 5 yıl, C 3 yıl, D 7 yıl. Bence bilemez ya. Bence bilemez. Bence bilir. Yani şimdi bu konuyu tartışmayalım lütfen. Bilir çünkü hani konusuyla ilgili, alanıyla ilgili. Gerçi İslam tarihi falan. Tabii. Yani gördüğü için. Ama sayılarla pek bir arası olmadığını bana şeyden önce söylemişti de. Öyle mi? O yüzden hani böyle belki bilemeyebilir diye. Sayılar... Ya bir dakika, önce biz bir puanı verelim de ondan sonra üzerinde tamam. Konuşalım o zaman. Çünkü çok fazla şey de olmasın. Ne yapacağımız çok belli olmasın bu konuda. Çünkü kendisinin bilip bilmediği konusunda bir şey belli etmemeye, bir simayı belli etmemeye çalışıyor. Ne verelim? Bence 5 puan verelim. 5 ver. Evet. Kuzenim dediği gibi rakamlarla aram pek yok. Aklımda çok tutamıyorum bu tarz şeyleri ama. İslam tarihini okurken bu mutlaka geçmiştir. Yani falanca yıl ki kadar süren diye. Evet. Oralara bir düşünmek lazım. Bizi 10'da 10 ümidinden etmemeniz lazım. Evet. Öyle değil mi hocam? Evet. 10'da 10 bilinsin. Sonra altın sorularda 46 tane daha bilinsin. 47'de biriniz yanılsın isteriz biz. Alalım hocam cevabı. 3 yıl.
C3 yıl, siz ne derdiniz? Ben 7 yıl derdim ya değerinize. Bakalım doğru cevap neymiş. Tebrik ediyoruz. Bir adım daha. Evet, durum şu anda 5-8. Nadir'imiz 5 puanda, Ahmet'imiz 8 puanda. Devam ediyor halen daha 10'da 10 ümidimiz. Gelsin ya soru. Aile hukuku veya mülkiyet ilişkisinden doğan bakım yükümlülüğü ve bu kapsamda yapılan harcamalar anlamındaki fıkıh terimi nedir? Şıklar gelsin. A. Nafaka. B. Müsnet. C. Teklif. D. Rüşt. Bence bilir. Bence de bilir. Evet. 1-4. Sol taraf sizin. 4 verelim. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım gitsin. A. Nafaka. Bence de nafaka. Görelim doğru cevabı. Tebrik ederiz nafaka. Bir adım daha. Kaldı 15 soru toplamda. Gelsin muadil. Özellikle Mevlevilik ve Bektaşilik'te tarikat büyüklerinden müsaade almak için kullanılan tasavvuf terimi nedir? Şıkları görelim. A. Heyhat. B. Destur. C. Şart. D. Asl. Bence bilir. Bence de bilir. 2 mi 4 mü? 2 verelim ya. Bence kolay. Niye öyle bir iki şık sunduysam sana? Oysa ki 8 tane rakam vardı yani. Ama mantıklı olan o geldiği için. Yani bence bilir yani bayağı. Evet, sunucunun önerilerini dinlemeyebilirsiniz. Bu özgür hakkınız var. Yarışmacısınız siz. Bence de biraz fazla puan vermelisin. Oo, iddialı bir açıklama. O gelecek, onu da gelecek. Az sabır. Alalım cevabı. Destur. Bakalım neymiş doğru cevap. Kaldı 14 soru demek bu ses. 14 soruyu da iki kuzen bir olup, beraber olup, birlik olup aşarsanız 10'da 10 yapan iki yarışmacımız, aynı anda 10'da 10 yapan bir ilk olacaksınız. Bu yarışmanın bir ilki olmak ister misiniz? İsteriz. Siz ister misiniz? Tabii ki. Hazır mısınız? Evet, hazırım. Bir tane daha aşalım. Aşılması gereken bir daha. Gelsin. Bayramın ilk günü Akabe Cemresi'ne kaç taş atılır? Şıkları görelim. A. 23 tane. B. 3 tane. C. 30 tane. D. 7 tane. Bence bilir. Bence de bilmesi lazım. Ne verelim? 1 mi 5 mi? 5 verelim. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. B 3 tane. Sizin ne derdiniz? Demeden önce... Neyse, o hakkı kullanmıyorum. Siz ne derdiniz? Ben de 3 derdim herhalde. 3 veya 7. 23-30'un olduğunu düşünüyorum. 7 de geçiyor da hani 7 veya 3. Bayramın ilk günü ve 3 rakamı hani biraz daha şey ya, ondan dolayı 3 ne, dedim. Ne 3 yani. Yani bayramın ilk günü ve 3 ne? Her zaman derler ya Allah'ın hakkı 3'tir falan diye. Ondan dolayı hani. Ya sen nadir adamsın ya. Oysa ki 7 rakamında az önce sabitti. 7 rakamını seviyordu. Senin söylediğin 7'yi söyleme ihtimali vardı yani. Söylerdi yani belki. Gelsin doğru cevap neymiş? 7. Yani iki şık arasında kalmıştı. Yaptığını umarım beğenmemişsindir. Beğenmedi. Bizi bak nasıl şöyle çökmüş iki adam görmek istiyor musun? Yok. Aslında her zaman insanın ilk aklına gelen doğru oluyor. 7 aslında ilk aklıma geldi ama. Keşke söyleyeydin. Biz şu anda çöktük yani, bugün 10'da 10 çıkarabilir miyiz iki yarışmacıdan diye ümitlendik değil mi Ahmet'im? Öyle. Sen fire vermezsen bu üzüntünün bir anlamı olacak. Fire verirsen aynı durumda olursun yani. Bakalım bu soruda fire verecek mi Ahmet? 5 puandı bu arada. Ciddi puan. Evet. Gelsin. Hesaplar aldım. Bayramın ikinci günü şeytan taşlamada toplam kaç taş atılır? Şıklar gelsin. A 21, B 14. C 1, D 33. Bence bilir. Bence de bilir. Hacca gitti mi?
gitmedi ama ilahiyat okuduğundan dolayı bilir yani, öyle düşünüyorum. Bilemiyorsa iki yıl daha uzatsın. Ya da yönetim okulunu gerekirse iki. Annesi babası hacca gitti, ondan dolayı da biliyordur yani kesinlikle. Öyle mi ya? Evet. Anne babası hacdan gelenler bu soruyu bilir mi? Yani az çok geldikleri zaman çocuklara anlatalım, soruyorlar yani, bahsediyorlardır yani. Ondan dolayı dedim. Evet. Ne verin? 24 mü? 4 verelim ya. Hazır mısınız? Pek değilim aslında. İlahiyat camiası sizden çok şey beklemekte Ahmet Bey. Hocam bu çok zor. Bu çok zor. Gerginliği daha da arttırıyor yani bu. Bir hesap yapabilirsin. Ha gerçi sayılarla pek alakan yok değil mi? Tahmin yürütüyorum. Hani birinci gün 7 dedik. İkinci gün 2 katı kadar gibi bir tahmin yürütüyorum ama gerçekten hani... Kaç şeytan var orada? 3. Büyük, küçük, orta. Hazır mısın? Hazır. Alalım cevabı. On 14 tane. Hakikaten sayılarla arası iyi değil. Görelim doğru cevabı. Öyle bir ipucu verdim ki ona. Sadece 3 kere 7 kaç edere bilmesi lazımdı yani. Ben tahmin ettim bak, sizi. Sadece, orada biraz aldım ya oğlum. Sadece onu bilmesi lazım. Çarpım tablosu. Değil mi? 3 kere 7 21 diye. Kaç şeytan olduğunu buldu. 7-7 olduğunu çok rahatlıkla ikinci günde atılan 7-7 olduğunu bulabilirdi. Ama tercih etmedi. Niyeyse 2 tanesini alıp dönülüp dönüleceğini düşündü. Eve gidince babama soracağım. Baban da sana soracak bunun hesabını, evet, soracak. Kaç eder 3 kere 7 diye. Peki gelsin yeni soru. Hazreti Musa aleyhisselam inanan ve yolundan gidenler anlamına gelen ifade nedir? Şıkları görelim. A. Yehova, B. Yemeni, C. Yahudi, D. Ezidi. Bence bilir hocam. Bence de bilir. Ne verelim hocam? 1 mi 6 mı, o durumdayız. Daha kolay bir soru gelme olasılığı var. 1 diyorum hocam ya. Yani o cümleden sonra 6 falan bir... 6 diyecektim ama son bu da çok bariz. Peki 1 dedik. O da bir ipucu oldu bu arada. Hazır mısınız? Alalım cevabı. C. Yahudi. Bak o çok bariz, büyük bir ipucu ya. Özellikle mi vermek istedin rakibe? Aslında sürçü lisan ya şimdi biz böyle konuşuyoruz ama tabii Hasan Nadir'imizin bildiği bir soru üzerine konuşuyor olmamız ayıp olur zaten değil mi Hasan? Biliyor muydun o soruyu? Ya soruyu tabii canım, Yahudilik. Bakalım neymiş doğrucu. Tebrik ederiz. Yani mesela şunun için söyledim onu. Ola ki Hasan Nadir bunu bilmiyor olsaydı, çok bariz dediğin an, evet, ciddi bir gönderme değil mi burası? Evet. Ama 1 puan vermek müthiş bir strateji. Bilebileceğim bir kuzenini söyleyeyim. Tebrik edebilirsin. Tebrik ederim. Bilmiyorum, hoş bir durum mu oldu senin için ama yüksek verse iyiydi. Söylediğimizde siz konuştuğunuz zaman biraz bir an dedim acaba yanlış bir şey mi cevapladım diye böyle bir baktım. Değiştirme hakkımız da yok. Yani yok. İnsan böyle biraz şey oluyor. Çok size, kritik heyecanlı bir an olursa belki daha henüz hiçbir şey yokken değiştirebiliriz, bilmiyorum. Gelsin yeni soru. Yahudilerin kurduğu devletin adı nedir? Şurada bir -55'imiz var Hasan. Onu şey yap yani, kullan, şıklar gelsin. A. Britanya, B. Angola, C. İsrail, D. Bahreyn. -55. -55 veririm ama o zaman +55 olursa ne olacak? Bunu bilemez diyorsun yani. Yok, bence bilir. Rahat bilir. Ya bence de... Ama sen bilirsin, 6 da diyebilirsin bir yerine. Bir var değil mi? Var var. Yani bilmeme olasılığım da var, onu da düşün. Anlaşıldı yani, sen anladın. Bence bilir ya. Olsa da 0 versek, -5, -55 versek olsa da. Bence bilir yani, strateji uygulamam lazım. Şu anda 6 puan önde bende. Bir. Bunda bir strateji puan yok hocam.
Şimdi 7 puan vermiş olsam üzerine eklendiği zaman beni geçmiş olacak. Ne diyorsun? Yani. 6 mı? Yok, 1 vereceğim. Ha tamam. 1 yani. Seni baş başa bırakacaktım hüzünlerin ve üzüntülerinle. 1 değil mi? Tabii. Bir. Hazır mısın? Hazır. Alalım gitsin. İsrail. Siz ne derdiniz? Ben de İsrail derdim. Görelim doğru cevabı. Tebrik ediyoruz. Ahmet'imiz 7, Nadir'imiz 5 puanda. Şu anda ona stratejiye gerek yok. Çünkü bu ne demek biliyor musun? Başa baş demek neredeyse. Fakat bu dakikadan itibaren artık 1 ve 2 gibi tatlı rakamlarınızı kullanma ihtimaliniz kalmadığı için en çok bilinen, yani Temiz Soy isimli Bence Bilir Sence yarışmacısı dayımın oğlu kimdir sorusuna bile verebileceğin en düşük puan 6. Evet. Tıpkı sizin de olduğu gibi. O açıdan bu dakikadan sonra çok önemli. Evet. Lütfen dikkat edin. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırız. Hocam hazır mısın? Hazırım hocam. Gelsin. Dünyadaki tüm göçmenleri temsil eden ve Türk toplumunun desteğiyle yapılan anıt hangisidir? Şıkları görelim. A. Orta Doğu Göçmen Anıtı. B. Dünya Göçmenler Anıtı. C. Milli Göçmen İşçi Anıtı. D. Türk Göçmenler Anıtı. Evet, haydi bakalım. Haydi bakalım. Bence bilir. Bence de bilir. Aslında pek bilirim gibi bakmıyor ama, değil mi? İki şık arasında kaldım. Biraz endişe daha var, sanki 8 şık arasında gibi. Ama bilemeyiz zaten şu anda. Bir defa ne kadar uğraşsan da en düşük vereceğin 6, her türlü o riske girmek mecbur zaten yani. Dönülmez ufku, akşamın ufkundasın yani o durum. Ver gitsin hocam. 6. 6 verelim hocam. Hazır mısınız? Hazırım. Alın cevabı. A. Orta Doğu Göçmen Anıtı. Siz ne derdiniz? Diğeri neydi? Diğeri de Dünya Göçmenler Anıtı olabilirdi. Yani şey, göçlerin çoğu Orta Doğu'da, hani bu Asya tarafında oldu ya, belki ondan dolayı, hani Türkleri de ortaya evet şey yaptığı için ondan dolayı bir şey yürüdü. Bakalım doğru cevap neymiş? Milli Göçmen İşçi Anıtı olacakmış. Bu 6 fena oldu. Evet. Muadili görelim, gelsin. Milli Göçmen İşçi Anıtın nerededir? Yüksek versin mi? Diyor da yani yüksek vermiyorsun. Oldu mu kızım? Şıkları görelim. Almanya, B. Hollanda, C. İngiltere, D. Danimarka. Hocam 6'dan başka en düşük yok. En yüksekte 10 var. Verirseniz ha, bu arada arkadaşlar 10'da beklemiyoruz ya. Onu çok iyi yerde kullanın. Evet. Vereyim mi? Tabii tabii. Ben 7 vereyim de 0'a çekelim onu bence. Çok strateji yarışıyor. 8 versen eksi 1'e çekersin. Olsun ya, 7 verelim. 8'i başka bir yerde kullanalım. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım gitsin. Süre doluyor. Almanya. Aa, Almanya dedi. Bakalım Hasan doğru bir hesapla rakibini sıfıra mı çekti, yoksa artı 7 mi? Görelim. Hollanda olacakmış. Hesaplar tuttu. Aramıza hoş geldin puanımız. Ama maalesef 2, 4, 6 soruyu geri bıraktığımız bir anda sıfırdasın. İlk gün, ilk anki gibi değil tabii ki, ilk geldiğin gibi değil. Peki gelsin yeni soru. Avrupa'daki asilzade öğrencilerin yaptıkları hataların cezasını akranı olan halktan çocuklara çektirilmesinden ortaya çıkan deyim nedir? Yazan arkadaş. Oh, bir gülden uzak bir haber arkadaş. Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Bak şıkları görünce bambaşka bir şey olacak. Gelsin. A. Şamar oğlanı. B. Şüt oğlanı. C. Dolap Beygiri.
D. Şamar evlat. Bence bilir. Bence bilemez. Bilemez diyorum ama bilme olasılığı da olduğu için. Çok riske girilecek bir şey de değil. Çok düşük bir, yani kolay da bir şey değil ama. 7 zaten en az vereceğiniz puan. 7 verelim o zaman. Hazır mısınız? Verelim cevap, hazırım. Alamam. Aa, Şamar oğlanıdır herhalde. Sizin ne derdiniz? Ben de Şamar oğlanı derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Tebrik ederiz. Bu ilaç gibi oldu. Evet. Muadil soruyu görelim. Gelsin. Cam ustalarının kolay kırılmamaları için hava kabarcıklarını üfleyerek yok etmelerinden ortaya çıkan deyim nedir? Şıklar. A. Bam teli. B. İnce ayar. C. Püf noktası. D. Bıçak ağzı. Bence bilir. Bence bilemez. Bence bilir. Bence bilemez. Ne verelim? 6 var en düşükte. 6 verelim ya. 6 verelim. Çok doğru bir karar verdin. Bana soruyorsan. Çünkü alalım cevabınızı. İki şık arasındayım ama. Bıçak ağzı. Siz ne derdiniz? Ben ince ayar derdim ama. Ya siz soruyu okudunuz mu? Kabarcıklar. Puf noktasıydı ikinci cevabım ama. Bakalım doğru cevap neymiş? Püf noktasıymış. Özür diliyorum senden ama yine de 6 puandan oldu. Ya orada üfleyerekten ben kesinlikle doğru cevabı bulacağını düşünüyordum açıkçası. Soruyu tam okuyamadık herhalde. Peki, beraberlik gibi görünen tablonun gerçeği ifade şekli. Tabii her iki rakamın önünde olan şey önemli ya. Hani eksi olunca 6'da eşitlik gibi görünse de ciddi bir fark demek 12 puan. Ahmet'im açıkçası onu hiç atlayacağını düşünmedim. Hocam iki şık arasında çok kaldım. Biraz zaman mı lazımdı? Hani o dediğiniz gibi üflemeden kasıt. Evet. Hani püf diyecektim ama. Hatta şöyle. İşte? Hatta şunu söyleyeyim ama size. Bu test imal eden ustaların o balçığı testi şekli haline getirdikten sonra fırına atarlar biliyorsunuz. Fırında piştikten sonra, hatta bu büyük bir hikayedir. Ustasının yanında testi yapmayı öğrenmiş bir adam hemen öğrendim diye ayrılır. Fakat her yaptığı testi fırından çıktıktan sonra çatlayınca geri gelir. Ya usta ne oluyor, ben her yaptığım testi çatlıyor. Olayın püf noktası çok önemli evlat. İşte orada söylediği şey. Meğer usta her çıkardığında alevden testinin içine diye bir üfleme ile, demek ki o dışarıya çıktığında o havaya alışma ile ilgili bir şey olması lazım maddenin sıcaktan. Meğerse o onu katılaştıran bir şeymiş ki olayın püf noktası diye anlatılan hikayelerden biridir. Hani belki o üflemeden dolayı bulursun diye düşündüm ama niye de bu kadar uzattıysam yani. Özür diliyorum. Sizden de efendim, gelsin yeni soru. Başrol oyunculuğunu Fatma Giri'nin yaptığı ilk Arap kadın şair ve mutasavvıfın hayatını konu alan 1973 yapımı filmin adı nedir? Şıkları görelim. A. Esma, B. Rabia, C. Havva, D. Şara. Ahmet'im en düşük 8. Türk filmiyle arası iyi mi? Türk değil yani. Genelde Türkçe film fazla izlemez ama bilmesi lazım. Keşke şurada birin olsaydı Ahmet. Keşke. Tertemiz verseydi. Ya da bu soru bana gelseydi. Ya da hazır. Muadil gelecek. İnşallah bu kadar. Muadiller zormuş diyormuş. Zormuş değil mi? Evet. Muadil zor mu Ahmet? Muadiller zor. Ciddi misin? Yani zor derken. Mesela en şey ne geldi muadil olmayan?
Sana göre hangi soru muadil değildi? Mesela 21 taş çok muadil, hatta daha iyiydi. Muadil ama hani genelde ilk ve sonlar bilinir ya. Evet. Genelde ben 7 olduğunu biliyordum. Ama 21'i bilmiyordum. Doğru. Başka var mıydı o yanıldığımız? Başka yoktur herhalde ya. Şimdi Ahmet'im 8 yani en düşük verebileceğin. 8 verirdim. Üzülerek 8 demek evet, istiyorum buna. Maalesef. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. B. Rabia. Siz ne verdiniz? Rabia. Görelim doğru cevabı. Tabii ki Rabia doğru cevap. 8 puan daha gitti. Biraz ter oluştu sende gibi Ahmet'im ya. Öyle. Kilodan da kaynaklanıyor ama. Şu dakikadan itibaren hiçbir sorunu kaçırmaman lazım. En büyük ümidimi beklentin de Hasan Nadir'in sorularına doğru yanıt vermemesi olur ki 19 puan yapar o. Gelsin yeni soru. Başrolüncünün Türkan Şoray'ın yaptığı bir sosyete kızıyla muhafazakar bir gencin öyküsünü konu alan 1970 yapımı filmin adı nedir? Tam istediğin alandan geldi. Aslında benim de çok aram yoktur ama. Diğer soruyu biliyordun ama. Diğer şıklar soruyu gelsin. A. Huzur yolu. B. Birleşen yollar. C. Kesişen kalpler. D. Kesişen gönüller. Eski bir Türk filmi. Senin için de üzgünüm ama 8 en düşük. Bence bilebilir ya. Bilebilir. Bilir. Şüphe yok. 8 puan vermek istiyorum. Ahmet'im. Ya herro ya merro tam burada olur mu acaba? Burada gider mi? Hocam gerçekten zor. Yani bir ilgim olmadığı bir alan olduğu için. İki tahminim var. Türkan Şoray'ın yaptığı bir sosyete kızıyla muhafazakar bir gencin öyküsünü konu alan. Hangi iki şık arasındasın? D şıkkı ve B şıkkı arasındayım. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. Birleşen yollar. Siz ne derdiniz? Ben de birleşen yollar. Görelim doğru cevabı. Tebrik ediyoruz. Bir an var ya kesişen gönüller diye seçeceksin diye korktum. Evet. Heyecanı son dakikalara taşımak isteyen bir yarışma sonucusu son derece mantıklı bir yarışma sonucusu. Öyle değil mi? Yani hemen kopsun istemeyiz film bir yerde. dolayısıyla bu soruyu bilmesi çok önemliydi ve bildi. Gerçekten de çok iyi oldu. Şu anda aradaki fark 12 puana düştü. Verilecek puan 19 puan. Her iki yarışmacı iki kuzen 9 ve 10'u bir kenarda tuttular. 10 vereceğiz de beklemem. Gelsin yeni soru. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Trabzon'daki manastırın adı nedir? Şıkları görelim. A. Sümela, B. Aya Nikola, C. Aya Yorgi, D. Burç Manastır. Eksi 80 olaymış. Evet, kesinlikle. Evet, 9 mu 10 mu? 9. Alalım cevabı. A. Sümela Manastırı. Bakalım doğru cevap Sümela Manastırı mı? Tebrik ediyoruz. Muadili de görelim, sonra bir hesap kitap yapalım, bakalım ne olacak sonuç. Gelsin. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen ve hac yeri olan Meryem Ana evi hangi şehrimizdedir? Şıkları görelim. A. İstanbul, B. Mardin, C. İzmir, D. Urfa. 9 mu 10 mu 10'sa beklemem. 9. Yine de beklemem. Alalım cevabı. İzmir. Siz ne derdiniz? Ben de İzmir derdim. Görelim doğru cevabı. Tabii ki İzmir. Ve son dakikalara geldiğimiz ve son sorulara geldiğimiz anda her iki yarışmacı da 10'ar puan duruyor ve 23'e 11. Bu ne demek? Hasan'ımız bilemez, Ahmet'imiz bilirse kazanır. Nadir'imiz bilir,
Yani Hasan Nadir'imiz bilirse zaten konuşacak hiçbir şey yok. Her türlü kazanmış olur rahmetimizin bilip bilmemesini beklemeden. Dolayısıyla bilirsen alıyorsun hocam. Durum bu. Ya son dakika gol olmazsa. Göreceğiz. Gelsin. Sadece o bölgede yaşayan ateş böceği türü sayesinde tavanı gece göğü gibi parlayan Waitomo mağaraların nerededir? Olsa beklemem. Şıklar gelsin. Tabii ki oyun yok ki. A. Avustralya. B. Yeni Zelanda. C. İzlanda. D. Alaska. Alalım cevabını. A. Avustralya dedim. Siz ne derdiniz? Bir fikrim yok. Ama Alaska derdim herhalde. Bakalım doğru cevap neymiş. Yeni Zelanda olacakmış ama kim bilsin, nasıl bilsin, nereden bilsin. Soruyu zor okuduk. Gelen soruya bak. Peki, muadile kaldı ümitlerimiz hocam. Böyle bir şey gelir. İnşallah öyle bir şey gelir. Böyle bir şey gelir. Ahmet'im senin durumun şu. Bilirsen kazanırsın. İnşallah. Şahane bir sonuç bence bu. Bilirsen kazanırsın, öyle bir şey. Peki, yani sonrasında o son soruyu bildim kazandım ya da o son soruyu bilecektim diyeceksin. İkisinden biri. Gelsin. Geriye doğru uçabilme özelliğiyle bilinen tek kuş türü nedir? Şıklar. Biliyor muydun bunu? Ben biliyor muydum? Yok, bilmiyorum. A. Kırlangıç. B. Tukan. C. Sinek kuşu. D. İspinoz. 10 verdik. Alalım cevabı. Süre bitiyor. Tukan. Siz ne derdiniz? Ben de kırlangıç derdim. Kırlangıç. Hiç görmediniz mi? Gördüm. Geriye uçtuğunu gördünüz mü? Yok. O zaman o değildir yani. Niye öyle derdiniz? Ben diğerlerini bilmiyorum. Ben sana şöyle bir tahminle bulunayım mı? Kuzenin hayatında hiç tukan görmediniz. Gördüm ben. Görmedim. Hatta nasıl bir şey benzediğini bile bilmiyorum. Bilmiyorum diyorsun. Hatta tukan bir kuş mu? Evet. O konuda bir fikrimiz yok. Eğer tukan bir kuş değilse gerçekten üzücü olur. En azından bir kuş seçmiş olsaydın. Evet. Peki. Acaba kim kazandı? Ahmet mi yoksa kuzeni Hasan Nadir mi? Bildiği gibi geliyor bana. Gelsin doğru cevap. Sinek kuşu olacaktı. Tebrik ediyoruz sizi. Seni tebrik ediyorum. Son dakikaya kadar iddiayla sona bırakmak da bir şeydir. Çok zaman 6. 7. soruda kopabiliyor yarışma. Evet. Tebrik ederiz. Çok güzel yarıştınız. Artıhanelerde bitirmiş olmanın güzelliğini de bugün yaşamış olduk hep beraber sizinle. Efendim bugün de yarışma programımızın sonuna geldik. Muhabbet programımızın sonuna geldik. Bugün stüdyomuzda kuzenler vardı ve ben Hasan Nadir'e ve Ahmet'imize çok teşekkür ediyorum. Bu misafirlikler için bizlere. Umarım onlara misafirperver davranabilmişsinizdir ve memnun edebilmişizdir. Evet, teşekkür ederiz. Tekrar görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.